Bazı insanların böyle orta kulak boğazı açılan östaki borusu belli bir noktada koni gibi daralıyor. Burada iltihap sertleşiyor, kemik gibi oluyor. Ve soğuk havalarda sertleşiyor, iç kulağın içindeki salyangozu sıkıştırıyor. Bu da kişide baş dönmesine sebep olabiliyor. Denge kaybına sebep olabiliyor. Kulak çınlamasına sebep oluyor. Salyangozun içinde tüysüz hücreler var. Tüysüz hücreler aynı kanun gibi dışarıdan gelen ses dalgasını beyne iletir. Toplar sinir hücresiyle beyne iletir. Beyin de bunu bilgisayar gibi bu ne diyor? Deşifre eder, der ki ha, bu bunu diyor. Şuna bu cevabı ver. Fakat salyangozun içindeki tüysüz hücreleri deforme olmuşsa bilgiyi almakta hata yaptığı için bilgiyi göndermekte yanlış bilgi gönderdiği için kişi de kulak çınlaması başlar. Bazı insanlar sürekli böyle bir balon patlamış gibi sürekli fıs diye bir ses veyahut da arı vızırtısı gibi bir ses veya şelale gibi bir ses sürekli bir ses kulak çınlaması ortaya çıkar. İngiltere'de yaşayan bir Mehmet Bey var. 43 yaşında beyefendi. Bunun da orta kulağının içerisinde iltihap nedeniyle koni gibi daralan noktada iltihap sertleştiği için kulağının içerisinde bir basınç oluşmuş, hava basıncı. Aşağıdan gelen hava yukarıdan çıkmıyor kulak zarından. Orada iltihaptan dolayı basınç oluşuyor. Doktora gitmiş İngiltere, Londra'da doktoru işte demiş kulak zarına bir tane tüp takacağız, küçük bir şey. İçerideki hava yatsın. Kulak zarına tüp takarken vatandaşın salyangozuna zarar vermişler. Başlamış ameliyattan sonra baş dönmesi, kulak çınlaması. Kortizon, kortizon, ilaç, ilaç, ilaç. 4 sene adamcağız olmuş böyle. Ödem oluşmuş. Karaciğere zarar vermiş. Kolesterol, tansiyon vesaire bütün değerleri fırlamış. İnternetten bulmuş, dedi ki ya gerçekten siz buna çözüm buluyor musunuz? Evet, kulak çınlaması olan birçok hastayı tedavi ettik hamdolsun. Buraya gönderir misiniz? Yok, gönderemeyiz dedim. Problem. Şimdi gönderiyoruz. Brüksel'de bayimiz var. Brüksel'de. Evet, o da bütün Avrupa'ya gönderiyor. Tamam, ben izine geleyim dedi. İzmirli kendisi, zengin bir varlıklı bir aile. 2-3 ay kullandıktan sonra İstanbul'a geldi. Geldi, dedi ki beni tanıyor musun? Tanımıyorum. Kimsiniz dedim. Mehmet. Hangi Mehmet? Ya kulak çınlaması, kulak problemi. Ha tamam, evet buyur. Dedi ki İzmir'den Londra'ya uçacağıma İstanbul'dan Londra'ya uçuyorum. Neden dedi? Neden dedim? Size teşekkür etmek için geldim. 4 yıldır çektiğim çileleri bilemezsiniz dedi. Çünkü kulak çınlamasını delirecektim dedi. Dedim biliyorum, ben de kulak çınlaması 4 gün yaşadım. Normal olarak Frankfurt, ben 29 yıl Almanya'da kaldığım için Frankfurt'la İstanbul arası 100 defa gittim geldim uçakla, uçtum. En son uçuşta pilot öyle kötü bir uçuş yaptı ki hava basıncından indikten sonra kulağımda çınlama başladı. Yatıyorum böyle bız, böyle bir ses bitmiyor. Uyuyamıyorum. Sabaha kadar deli gibi oluyorsun. Uyku yok. Hemen kalktım. İksir elimde. Yarım çay bardağı 5-6 defa günde. Her gün, her gün, her gün korkumdan panik fazla oldum. Fazla tüketince zarar olmuyor mu? Hayır, hayır. İsteyen bir su bardağı bile içebilir. Hatta bir beyefendi de yağ bezi vardı. Burasında ceviz büyüklüğünde, şu kolunda yumurta büyüklüğünde 2 tane yağ bezi. Komando albay, emekli. Dedi ki plaja gittiğim zaman, yanıma geldi. Plaja gittiğim zaman çocuklar bakıp gülüyorlar, alay ediyorlar dedi. Rahatsız ediyor beni bu dedi. Bundan kurtulmak mümkün mü? Dedim ki iksir, aloe vera jel, lipom çayı, damar çayı kullanırsan erir. Tamam. Aldı, kullandı. 6 hafta sonra dedi ki ya hiçbir etkisi olmadı. Hafif yumuşadı, başka bir şey olmadı. Dozajını artırabiliyorsan problem yok. Dedi ki ben dozajını artırırım. Ben su bardağıyla bile içerim dedi. Peki sen bilirsin. Su bardağıyla içmeye başladı o.
Bir an önce kurtulmak için 31 ve 35 gün sonra barfiks çekiyor. Spor yapıyor ya. 20 kilometre yüzebiliyor. Öyle bir yüzücü. Komando albay. 35 gün böyle barfiks çekerken burası ağrımış. Basmış, pilla gibi fırlamış. Geldi beni ziyarete, dedi ki ameliyat oldum, bak izi bile yok dedi. Allah Allah dedim, ne biçim ameliyat, hiç izi bile yok dedim ya. Ben de şaşırdım. Ameliyat olmamış halbuki değil mi? Yok, olmamış. Benimle şaka yapıyor. Ekstirden. Ya gerçekten ameliyat olmuşsun, helal olsun dedim. Çok güzel ameliyat etmişler dedi. Yok yok, ameliyat değil dedi. Senin iksiri dedi, ben su bardağıyla içtim dedi. 35 gün sonra dedi, anlattı hikayesini. Tamamen silindi. Şimdi onun dostları, generaller, doktorlar, bütün arkadaşları bizden ürün aldılar, kullanırlar.